Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, söz verdiğim gibi bugün size DGS ve ALES'te çıkması muhtemel ilk 16 soruyu çözeceğim. Bir önceki videomda da ilk 16 soruyu çözmüştük arkadaşlar. O önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bu final kampında arkadaşlarla final kampını yapıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlarla çözdüğümüz sorulardan derlediğim İlk 16 soru arkadaşlar, sınav modeli testler 2024 ve 2025 DGS'de arkadaşlar bu ilk 16'yı soruyor. %90 bunun benzeri gelecektir karşınıza. Ya işte hocam artık öyle gelmiyor, artık böyle gelmiyor diye yorumlar var. Aslında tam da böyle geliyor arkadaşlar. Sınav stresiyle, sınav heyecanıyla siz sorulara nasıl geldiğini fark etmiyorsunuz. Sınavda tam da böyle geliyor ve yine böyle gelecek. Yani emin olabilirsiniz. Hocam işte böyle gelmiyor, şöyle gelmiyor. Kesinlikle böyle geliyor. 2024 DGS'de de böyle gelecek arkadaşlar. Yani sınavlar böyle gelecek. Bu serinin devamı gelecek. Yani biz burada C1'i paylaştığımız gibi problemler olan ilk 30 soruluk, işte sonra 40 soruluk, 50 soruluk testlerde arkadaşlar sizinle paylaşılacak. YouTube'dan ve Instagram'dan bizi takip ederek arkadaşlar bu soruları takip edebilirsiniz. PDF'de videonun açıklama kısmında var. Evet, birinci sorumuz genelde rasyonel sayı sorusu olacak. Yani birinci soru ya böyle olacak ya da ondalık olacak. Büyük ihtimal birinci sorunuz banko böyle gelecek arkadaşlar. Yani sözelci arkadaşların bu birinci soruyu kesinlikle yapabilmeleri lazım. Burada payda eşit diyoruz arkadaşlar. Yine yaptığımız çok bir şey yok. Payda eşitlemek lazım. 2, 3, 4 nerede buluşur? 12'de buluşur. Dolayısıyla burayı 4 ile burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı 6 ile burayı 4 ile burayı 3 ile genişletiyorum. Şimdi yukarıya baktığımda 6 kere 1 6, 4 kere 1 4, 3 kere 1 3 bölü aşağısı 12 oldu. Buraya geldim 4 kere 1 4, 3 kere 1 3 bölü 12 oldu. Yukarısı 7 bölü 12 geldi. Aşağısı buradan 7 bölü 12 geldi. Cevap 1 geliyor arkadaşlar. Birinci sorumuz cevap 1. İkinci sorumuz genelde ondalık da olabilir. Eğer ondalık değilse burada bu şekildeki gibi köklü sayılardan gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Tamam. Evet, kök 128. Kök 128'i zaten biliyorsunuz. Kök 128 nedir? 64 çarpı 2'dir. 64 dışarı 8 olarak çıkar. 8 kare kök 2. 32 ne arkadaşlar? 16 çarpı 2. Dolayısıyla 32 de dışarı 4 kare kök 2 olarak çıkacak. Bölü. Şimdi kök 27 nedir? 9 çarpı 3. 9 dışarı 3 olarak çıkacak. 3 kare kök 3 şeklinde yazılacak. 192 nedir? 64 çarpı 3. 64 dışarı 8 olarak çıkacağı için 8 kare kök 3. 48 de 16 çarpı 3'tür arkadaşlar. Bunları öğrenin. Yani bunlar lazım olur size. Sınavda hızlı ve pratik olabilmek istiyorsanız bunları bu tür soruları yani 32, 128'i işte 64'ü İşte 27, 192, 48 vesaire bunları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bunları bilmeden soruları yapamazsınız. Yani hızlı olamazsınız en azından. Yaparsınız da bu kadar hızlı olamayabilirsiniz. Şimdi buradan eksi 4 karekök 3 diyoruz. Şimdi 8 kök 12, 4 kök 12 topladığımda ne gelecek? 12 kök 2 gelecek. 8 kök 2, 4 kök 2 topladım 12 kök 2 geldi. Şimdi burası 3 karekök 3 geldi. 8 kök 3'ten 4 kök 3'ü çıkardığım zaman burası da ne gelecek? 4 kök 3 gelecek. Şimdi 4 kere 3 12. Bakın buradaki 3 kere 4 12 olduğu için bunlar birbirini götürecek. Yukarıda kare kök 2 kaldı. Bakın yukarıda kök 2 kaldı. Aşağıda kök 3 çarpı kök 3 kaldı. Kök 3 ile kök 3 çarparsam 3 gelir. Kök 2 bölü 3 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Bu PDF'in çözümlü ve çözümsüz PDF'ini sizinle paylaşacağım. Evet, soru 3 arkadaşlar. Genelde üslü sayılarla ilgili buna benzer bir soru karşınıza çıkacaktır. Burada yukarıda zaten ne yapacağız? Ortak parantez alacağız. Yani 6 üzeri 6 ortak parantezini aldığınızda burada 6 üzeri 1 eksi 1 kalacak. Şimdi buna geldim. 9 üzeri 4 nedir? 9 ne? 3'ün karesi. Üzerinde ne var? 4 var. Dolayısıyla üstün üstü çarpılır mantığıyla 3 üzeri 8 oluyor arkadaşlar burası. Artı 3 üzeri 6. Burayı da ortak paranteze alalım. Yukarıda 6 üzeri 6. 6'dan 1 çıktı 5 geldi. Bölü 3 üzeri 6 ortak parantezini aldığımda ne gelecek? 3'ün karesi kalıyor burada. Artı 1 kaldı burada. Şimdi 6 üzeri 6 çarpı 5 geldi.
3 üzeri 6, 3'ün karesi 9, 1 daha 10. Şimdi buraya kadar geldikten sonra artık ne yapacaksınız? Sadeleştireceksiniz. 5'e böldünüz 1 geldi, 5'e böldünüz 2 geldi. Şimdi şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın üstleri aynı olan ifadelerde bölme işlemlerinde ne yapıyoruz? Tabanları bölüyorsunuz. Yani 6'yı 3'e böldünüz 2 geldi. 2 üzeri 6 geldi. Yukarıda bu kaldı. Aşağıda bir de 2 var. Şimdi bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da şöyle yazabilirsiniz. Hani mesela burayı anlamadıysanız bu şekilde yazabilirsiniz. 6 üzeri 6'yı nasıl yazalım? 2 üzeri 6 ve 3 üzeri 6 olarak parçaladım. Aşağıda 3 üzeri 6 çarpı 2 var. Bakın burada yine 3 üzeri 6'lar gidecek. 2 üzeri 6 nedir? 64. 2'ye böldüm. Cevap 32. Evet, bu da böyle. Soru 4. ABC birer rakam. Buna benzer bir soru arkadaşlar. %90 göreceksiniz. Yani böyle bir soru kesinlikle, yani kesin demeyelim de %90, 95, 98 bu aralıklarda %90 gelecek bu soru. ABC bir rakam olmak üzere ABC'nin toplamını istiyor. Yani burada ister çözümleme yapın, isterse yukarıdan aşağı indirerek yapın. C'den 7 çıktı, 6 kaldı. Tersten gidelim. 6, 7 daha 13. Demek ki bu eleman 3 olacakmış. C'nin banka 3 olduğunu biliyorum. Bir de bakıyorum bu da o da ne? Şurada 2 tane A var. A ile A'nın toplamı 7 olacak. A ile A'nın toplamı 7 olmaz arkadaşlar. Nedir? 6'dır muhtemelen. Yani burası 3'tür. Burası 3'tür. 6'dır. Yukarıdaki 7 A'ya bir tane eleman vermiştir. Bakın bu buraya bir tane eleman vermiştir. Dolayısıyla bu 6 kalmıştır. 6'dan 3 çıkmıştır. 3 olmuştur. Yani A da buradan 3 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 733 A3. Aşağısı 3 B7. Tamam mı? Bakın şöyle bir çıkarma işlemi yaptım. Buradan ne bulacağım? 346'yı bulmuş olmam gerekiyor. Şimdi buradan bakıyorum. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşu 2 geldi. Burası 13 oldu. 13'ten 7 çıktı. 6 geldi. 2'den B çıkmaz. B çıkar ama 4 kalmaz. Demek ki komşudan almış bir tane. Buradan buraya bir tane gelmiş. 12. 12'den B çıkmış. 4 kaldıysa B'nin de buradan 8 olması lazım arkadaşlar. ABC'nin toplamı buradan 14 geliyor. Yani evet, yani burada ilk 4 soru tahmini bu ağırlıkta gelecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Hocam işte sınavda farklı geliyor. Aslında sınavda birebir böyle geliyor. Üzerinde ÖSYM logosu olunca öğrenciler biraz böyle heyecanlanıyorlar. İşte ne bileyim, ilginç bir deneyim arkadaşlar sınavlar. Kendi motivasyonunuzu korursanız, heyecanlanmazsanız sınavı kazanırsınız. Doğru çalışırsanız kazanırsınız arkadaşlar. Yani o kadar da o şekilde yapamam bakmamak lazım. Yapabilirim derseniz yaparsınız. Yukarıyı 6 faktöriyel ortak parantezine alalım. Burada 1 kaldı. 7 çarpı 6 olduğu için burada 7 kaldı. 8 kere 7 56. Dolayısıyla buraya 8 çarpı 7 olarak yazdım. Böyle. Şimdi burayı 5 faktöriyel ortak parantezine aldım. Bakın 5 faktöriyel ortak parantezine alınca 1 artı 1. 6 kere 5 olduğu için burası 6. 7 kere 6 çarpı 5 olduğu için 5'i gitti zaten 7 çarpı 6. Şimdi yukarısı 50 çıkıyor arkadaşlar. Aşağısı 50 çıkıyor. Bunlar birbirini götürüyor. Yukarıda 6 faktöriyel, aşağıda 5 faktöriyel kaldı. Bakın 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel. Bunu da 5 faktöriyel diye açarsam 5 faktöriyeller birbirini götürür. Cevabımız mis gibi 6 geliyor. Evet, soru 6 arkadaşlar. Burada x'i soruyor. Değer vererek bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani hocam ben değer verdim. X gördüğüm yere elemanları sırayla yazdım. Çıkar mı? Çıkabilir arkadaşlar. Yani bu şekilde de olabilir. Ortak parantezi alın. Yani 2 üzeri x ortak parantezini alabilirsiniz. Burada 2'nin karesi kaldı. Artı burada 4 çarpı 2 üzeri eksi 1 kaldı arkadaşlar. Bakın 2 üzeri x ortak parantezini aldığınızda bu şekilde kaldığını zaten görebiliyorsanız bu basit yani arkadaşlar, tamam. 2 üzeri x 2'nin karesi 4 artı 4 çarpı 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2 eşittir 96. Şimdi burası nedir arkadaşlar? 4, 4'ü 2'ye böldüm. 2, burası 6 oldu. Demek ki 6 ile 16'yı çarpmak lazım. 2 üzeri x 16 geliyor. X buradan 4 geliyor. Üssü sayılarla ilgili arkadaşlar bir tane böyle geliyor. Bakın bir tane böyle geliyor. Üssü sayı sorusu. Bir tane de böyle geliyor. Bilginize. Yani genelde iki tane gelir. Biri böyle, biri bu şekilde olur. Evet, eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayısını soruyor bize. Payda eşit diyelim. Yani burayı 3 ile,
Burayı 2 ile, burası zaten 1. Bunu da bu tarafa ortaya atalım. Bakın ortaya atıp payda eşitleyelim. 3x, evet 3 burada 3 küçük eşittir. 3'ü dağıttık yukarısı. 3x artı 6. 2'yi dağıttım. Artı 2x eksi 6. Ve buradakini de bu tarafa aldım arkadaşlar. Bakın bunu bu tarafa aldım. Bu ne geldi? Eksi x geldi. Burada payda da ne geliyor artık? 6 geliyor. Küçüktür. Küçük eşittir. 4 geldi. Buradan şöyle yapabilirim. Yani 6'yı da dağıtabilirim. Bakalım 3x, 2x, 5x, 2x, 3x, 5x. Bir tane x gitti. Buradan 4x. 6'lar sanıyorum birbirini götürüyor. Bakın buradaki 6'lar birbirini götürüyor. 3x, 2x, 5x, 1x gitti. 4x geldi. Şimdi onu şöyle yapabilirim. 6'yı dağıtıyorum. 6'yı hem buraya hem buraya dağıtayım. 6 kere 3 18. Küçük eşittir. Buradan 4x geldi. Küçük eşittir. 24 geldi. O zaman x buradan 5 olabilir. Değil mi? 5 olabilir. 6 olabilir. Başka da x bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi burayı 3 ile genişlettim. 3x artı 6. 2 ile genişlettim. 2x eksi 6. Bunlar gitti. Eksi x eksi 6. 3 ile 4 aralığında var. Dolayısıyla 6'yı dağıttım. 18. 6'yı dağıttım. 24. Buradan 5x geldi. X gitti. Buradan 4x geliyor arkadaşlar. 4 kere 5 20. 4 kere 6 24. Evet yani x'in burada alabileceği 2 tane değer var. Evet soru 8. Bakalım. Şimdi buradan x gerçel sayısını soruyor bize. Bunu şöyle yapalım. Bunu nasıl yapalım? Buradaki 3x'i karşıya gönderebilirim. Yani buradaki 3x'i karşıya gönderip bir şekilde öyle çözeyim. X artı 1 bölü 2 eşittir. 1 eksi x bölü 6x eksi. Burayı da x artı 2 bölü 3x değil mi? X artı 2 bölü 3x oluyor. Burayı da 6x yapmak istiyorum. Yani ben burayı bir 2 ile genişleteyim. 6x yapayım. Paydalar eşit olsun şeklinde düşünebilirim. Şimdi buradan x artı 1 bölü 2 eşittir. 1 eksi x 2 ile genişleteceğim ve eksi ile çarpacağım. Eksi 2x eksi 2 kere 2 4 geldi. Eksi 4 geldi. Aşağısı ne arkadaşlar? Aşağısı 6x geldi değil mi? Şimdi böyle. Şimdi yukarısı x artı 1 bölü 2 eşittir. Yukarısı 1'den 4 çıktı. Eksi 3. X eksi 2x eksi 3x. Böyle burada da ne var? 6x'imiz var. Şimdi burada bir şeyler daha yapmak lazım ya da değer vermek lazım. Yani değer verip bakabilirsiniz ya da bir şeyler yapıp sadeleştirme yapılabiliyor mu ona bakmak lazım. Eşittir. Burayı eksi 1 parantezine alırsam x artı 1 hatta eksi 3 parantezine alacağım. Eksi 3 parantezine alırsam ne gelecek? X artı 1 gelecek. Burası da 6x geliyor. Sonra bakıyorum buradaki x artı 1'ler birbirini götürdü. Burada 1 kaldı. İçler dışlar çarpımından 6x eşittir. Eksi 6'dan x eşittir. Eksi 1 bulunuyor arkadaşlar. Bunun cevabı da eksi 1 oldu. Yani bu şekilde arkadaşlar tamam. Bakın böyle sorular. Şimdi ilk 5-6'sı kolay oluyor. Sonra 7-8 artık ne oluyorsunuz? Biraz yorulmaya başlıyorsunuz. Yani sınav anında. Yani evet sizden önce de bir final kampımız vardı. Bir 3 saat aşağı yukarı soru çözdük arkadaşlar. Gerçekten çok yorgunum. Yani ve size söz verdiğim için bu videoyu şu an paylaşıyorum. Söz vermeseydim birkaç gün sonra paylaşabilirdim. Ama söz verdim. Dolayısıyla bu akşam bu videoyu atmam lazım. İfadesinin tek olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi tek ise burada birkaç tane değerlendirme yapmak lazım. Bu şöyle olabilir. Şimdi buraya tek tek yazayım. A, B, C. Sonuç neymiş? Tekmiş. Şimdi örnek veriyorum. Bu arkadaş tek olsun. Bu arkadaş tek olsun. Tekle teki çarparsam tek. Tek olması için bunun çift olması lazım. Peki. Bu arkadaş tek olsun. Bu arkadaş çift olsun. Tekle çifti çarparsam çift. Bunun sonucunun tek olması lazım. Bu arkadaş çift. Bu arkadaş tek. Sonuç tek. Bu arkadaş çift. Bu arkadaş çift. Burası tek. Bu 4 tane öncülü de düşünerek bu soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Tamam. Hangileri her zaman çifttir? Çarpımlar genelde %90 çift geliyor. Bu birincisi zaten %90 banko doğrudur.
A, B, A ile B'yi toplayıp C'yi çıkaracağız. Toplama gibi düşünebilirsiniz. Topladım çift geldi. Topladım çift geldi. Topladım çift geldi. Topladım tek geldi arkadaşlar. Bu iki burada bozuldu. Bakın burada sağlıyor. Burada sağlıyor. Burada sağlıyor. Burada sağlamıyor. B ile C'nin çarpımının A ile toplama. B ile C'nin çarpımı çift A ile toplayınca tek geldi. Bu da olmadı. Yalnız 1 oldu arkadaşlar. Bu da böyle. Evet, soru 10. Şimdi A ve gerçel sayılar olmak üzere ÖSYM'nin buna benzer soruları var artık. Buradaki mutlak değerleri genelde bu tarzda sormaya artık özen gösteriyor. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Yani bir olduğu gibi çıkaralım. Yani hiçbir şey yapmasanız bir olduğu gibi çıkarıp bakın arkadaşlar, tamam. Yani bunu böyle çıkarırsanız ne gelecek? İşte A eksi B artı A eşittir 10 oldu. Yani buradan şöyle geldi. 2 tane A eksi B ne geldi? 10 geldi. Bunu da olduğu gibi çıkarın. Yani bir önce böyle deneyin, tamam. B eksi A artı B eşittir 4 geldi. 2 tane B eksi A da 4 geliyor. Alt alta bunu bir toplasak ne gelecek? Alt alta toplayınca A'lardan biri B'lerden birisi gidecek. Ne gelecek? A artı B'nin toplamı 14 geliyor. A artı B'nin toplamı 14. Ya o zaman buna göre düşünebilirim. Bakın ne bulmuştum? 2A eksi B'nin toplamı 10. Aynı şekilde A artı B'nin toplamı da 14. Alt alta toplayınca ne geliyor arkadaşlar? Buradaki B'lerin birbirini götürdüğünü 3 tane A 24. Bakın 3 tane A 24. A'yı buradan 8 buldum. Çok güzel. A'yı buradan 8 bulursam B'yi de buradan 6 buluyorum. 8 kere 6 48, bakıyorum şıklarda var mı? Var. Bitti soru. A'yı buradan 8 buldum. B'yi buradan 6 buldum. Evet. Evet arkadaşlar, soru 10'u değiştirdim çünkü yanlış çıkıyordu. Kontrol edince tekrar düzelttim. Şıkları değiştirdim. Yeniden çözeceğim size. Bu PDF'de bu şekilde size paylaşacağım. Şimdi burada baktığımızda şöyle bir şey fark etmek lazım. Daha basit bir şekilde. A'nın B'den farkı mutlak değer olarak diyelim ki X olsun. B'nin A'dan farkı mutlak değer olarak yine X oluyor. Şimdi şöyle düşünebilirim. Yani X artı A ne geliyor? 10 geliyor. X artı B ne geliyor? 4 geliyor. Yani buradan taraf tarafa çıkarırsak X'ler zaten birbirini götürüyor. A'nın B'den farkı ne geliyor? 6 geliyor. Yani A B'den 6 fazla arkadaşlar. Tamam. Bakın böyle düşünebilirim. A B'den 6 fazlaysa yani X zaten buradan o zaman 6 geliyor. Yani hani A'nın B'den farkı 6 ise AB'den zaten 6 fazlaysa arkadaşlar burası ne geliyor? 6 geliyor. A buradan ne geliyor? 4 geliyor. Burası 6 geliyor. B buradan ne geliyor? Eksi 2 geliyor. Yani A buradan 4 geliyor. B buradan eksi 2 geliyor. Bunların çarpımı eksi 8 geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani az önceki soruda çözdükten sonra bir şey fark ettim. Soruyu değiştirdim. Bu PDF'i bu şekilde size paylaşacağım. Evet. Soru 11. ABC kümeleri aşağıdaki Venn diyagramında gösterilmiştir. Hangileri boyalı bölgeyi bize ifade eder arkadaşlar? Ona bakacağız. Şimdi burada ya bize ne lazım? Bakın bir C kümesi var. A ve B ile kesişen bölgenin dışında. Bakın kesişen bölge var. Bu bölgenin dışında bir C işaretlenmiş. Burayı bulmamız lazım. Yani bir C'den bir şeyler çıkarıyor olabiliriz, tamam mı? A ile C'nin kesişimi. A ile C'nin kesişimi neresi olur? A ile C'nin kesişimi A'nın C ile kesiştiği yer şu an mavi yer. Buradan diyor ki B'yi diyor çıkar diyor. B neresi? Şurası. Bakın şu parça. Bu parçayı çıkarınca ben istediğimi verdi mi siyah bölgeyi? Verdi. Dolayısıyla bu olur. Bir. C'den diyor A ile B'nin kesişen bölgeyi çıkar. A'nın B ile kesiştiği bölge neresi arkadaşlar? Burası. C'den çıkarırsam sadece burası olmaz. Aynı zamanda burası da olur. Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlar. Bu sağlamaz. Geldik. Üçüncüye bakıyoruz arkadaşlar. C kesişim. C ile bir şeyi kesiştireceğim.
Nereyi kesiştireceğim? A'nın B'den farkı olan yerleri. A'nın B'den farklı olan yerleri nereler arkadaşlar? Buralar. Buralarla C'yi kesiştirirsem bu da doğru olacak. Evet, kümelerle ilgili bir soru kesinlikle %90 gelecek arkadaşlar. Cevap 1-3. Evet, buna benzer bir soru karşınıza gelebilir. Soru 12, bir tane de fonksiyon sorusu var arkadaşlar. Yani fonksiyon ve kümelere kesinlikle çalışmanızı ben size tavsiye ederim. A1 gerçel sayı, gerçel sayılar üzerine tanımlanan bir f fonksiyonumuz var. F9 17'ymiş. Getirip 9 yazalım arkadaşlar. Buraya 9 yazdınız. 9'dan 3 çıktı. 6. 6'yı 3'e böldünüz. 2 geldi. 17 olması için A'ya ne gerekiyor? 5 gerekiyor. Ya demek ki o zaman fx fonksiyonu neymiş arkadaşlar? X eksi 3 bölü 3. 3 kere 5 15. A kaçmış? 5'miş. F A eksi 2. Yani 5'ten 3 çıktı. 5'ten 2 çıktı. 3. Bana ne lazım? F3 lazım. 3 getirip yerine koyarsam 3 eksi 3 bölü 3 yani 0. Artı 15 cevabım ne çıkıyor? 15 çıkıyor. Hocam işte bu kadar basit çıkar mı? Evet, bu kadar basit çıkar arkadaşlar. Yani bu tarzda sorular zaten gelmiş ve gelecek. Emin olabilirsiniz. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı AB doğal sayısı 5 ile bölümünden kalan 2'dir. 6 AB'yi 5'e böldüğümde kalan 2 ise burası 2 de olabilir, 7 de olabilir. Yani sayım 6A2 ya da 6A7 olabilir arkadaşlar. 3'e bölümünden kalan 1'miş arkadaşlar. Rakamları farklı dediği için. Şimdi 3'e bölümünden kalan 1 ise 8. 3'e bölümü için 10 olması lazım. Yani 2, 5, 8 arkadaşlar. Buna 2 verdikten sonra zaten 3'e 3'er arttırarak gidiyoruz. 2 var zaten. Dolayısıyla biz buna 2 veremeyiz. Bu gitti. 5 ve 8 olabilir mi? Olabilir. Bunun alacağı değerlerin toplamı buradan ne geliyor? 13 geliyor. Geldim buna. Bu ikisinin toplamı 13. 13 3'e böldüğünde zaten bana 1 kalanı veriyor. Dolayısıyla burası 0, 3, 6, 9 olabilir. Bakıyorum. Buradan 6'yı zaten veremem. 3 ile bu 3 ile 9'un toplamı 12 olduğu için bu ikisinin toplamı 25 yapar arkadaşlar. 2, 5, 8. Bakın bu 8, 2 daha 10. Dolayısıyla 3'e bölümde 1 kalan ne veriyor? 2, 5, 8. Buradan 5 ve 8'in toplamı 13. Buraya 0, 3, 6, 9 toplamları 12. Bu ikisinin toplamı 25 oluyor. Evet, sorumuz 14 arkadaşlar. 14. sorunuz da bu şekilde yine basamak kavramı ile ilgili bir soru. AB doğal sayısına rakamları toplamının 3 katı eklendiği zaman, yani AB doğal sayısına 3 tane rakamlarının 3 katı eklendiğinde 2 basamaklı BA doğal sayısının 4 katı. BA doğal sayısının 4 katı elde ediliyormuş. AB BA toplamı en fazla kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım çözümleme yapacaksınız siz burada. Yani yapacağınız başka da bir şey yok. 10A artı B, 10A artı B artı 3'ü dağıtıyorsunuz. 3A artı 3B eşittir. Burada da çözümleme yapmanız lazım. 10B artı A ile ne yapacaksınız? 4'ü çarpacaksınız. Şimdi buradan ne geldi? 13A B ile 3B'yi toplayınca 4B geldi. 13A artı 4B eşittir. 4'ü dağıtıyorsunuz. Buradan ne geliyor? 40B artı 4A. Şimdi 4A'yı bu tarafa attım da burada 9A kaldı. 4B'yi bu tarafa attım da 36B kaldı. Şimdi B'nin A'nın en fazla toplamını istiyor. Buna 2 versem arkadaşlar buna 8 vermiş olurum. 9 kere 8 72. 36 ile 2'yi çarptım 72. Dolayısıyla ABBA yani 82 artı 28'in toplamı 110. Evet, cevabım D şıkkı. Bu da böyle. Tamam. Yani bu ilk 14, 14, 15 klasik zaten arkadaşlar. Yani bu tarz sorular göreceksiniz. Evet, soru 15, 16 arkadaşlar. 15, 16'yı yapıp bitireceğim. Matematik öğretmeni sınıftaki kız öğrencilerin her birine 5 kitap. Sınıftaki kız öğrencilerin her birine 5 kitap. Yani 5 tane kız diyelim. Erkek öğrencilerin her birine 3 kitap. 3 tane erkek diyelim. Hediye etmiş. Hediye edilen kitap sayısı toplamı 52'ymiş. Yani buranın toplamı 52 arkadaşlar. Sınıf mevcudunun alabileceği değerleri soruyor. Yani o zaman buradan K'dan gidelim mesela. Yani K'ya 1 versen ne gelir? 47. 3'e bölünmez. K'ya 2 vereceğim.
42, burası 14 oldu. Bu ikisinin toplamı kaç olabilir o zaman? Sınıf mevcudu 16 olabilir. 2 tane kız, 14 tane erkek vardır mesela. Buradan 3'ün, yani burada ters işlem yapıyorsunuz. Yani buradakini artık şuradaki 3'e göre arttırarak gitmeniz lazım. Yani o zaman sen buna 5, buna bir de 8 verebilirsin. Buradaki 14'ü de karşı taraftaki 5'e göre azaltarak gelirsin. Yani buna 9 verirsin. Buna 4 verirsiniz arkadaşlar. Bunları verdiğinizde de bunlar da sağlıyor. Yani sınıfın mevcudu 14 ve sınıfın mevcudu 12 olabilir arkadaşlar. Daha da başka veremezsiniz. 2, 5, 8, 11 veremem. 52 geçiyor arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla bunların toplamı 42 yapıyor. Sınıf mevcudun alabileceği değerlerin toplamı 42 olur. Sınıf 16, 14, 12 olabiliyor. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun problemleri de inşallah gelecek. Sayfaları numaralandırırken 40 defa 4 rakamı kullanılan bir kitap en fazla kaç sayfadır? Şimdi arkadaşlar 40 defa 4 rakamını kullanacağız. Zaten birden 100'e kadar her birinden, bakın birden 100'e kadar her birinden 20 tane kullanıyoruz. Yani 20 tane 1, 20 tane 2, 20 tane 3, 20 tane 4, 20 tane 5, 20 tane 6, 20 tane 9, 9 tane de 0 kullanıyoruz. Tamam mı? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90'dan dolayı 9 tane de 0 kullanıyoruz. Yani birden, bakın birden 99'a kadar zaten 20 tane 4 kullanılıyor. 20 adet 4 var. 20 adet 3 var vesaire vesaire. Zaten 99'a kadar olanı bulduk. Sonrasını yazıyorum. 104, sonra 114, sonra 124, sonra 134, sonra 140'lar başlıyor. 140, 141, sonra 144 var. Bakın burada 2 tane var mesela. İşte 145 den 149. Bakın 4'ler de burada. Şimdi mantık olarak yazalım. Bakın burada bir 20 tane var. 21, 22, 23, 24. Buradan buraya da 11 tane var. 24, pardon, bir dakika. Evet, 11 tane. Buradan buraya 9, bir tane de burada var. 11 tane de burada var. 11. Bakın burada 24 artı 11. Bakın şuraya kadar 35 tane var arkadaşlar. Bakın buraya kadar 35 tane. 20, 24, 11 de burada 35 tane. Devam edelim. Sonra 154 36 oluyor. 164 37 oluyor. 174 38 oluyor. 184 39 oluyor. 194 40 oluyor arkadaşlar. Tamam. 40 oldu. 194'e ulaştım. Bir daha 4 kullanmayacağım. En fazla nereye kadar gelebilirim? 203'e kadar gelebilirim. Bakın 194'ü buldum. 203'e kadar gelebiliyorum. Anladınız arkadaşlar? Çünkü 204'ü almadığım sürece yeterli benim için. 203'e kadar geldiğim zaman burada 40 tane 4 rakamı kullanmış olacağım arkadaşlar. Hayırlı olsun. İlk 16 sorunuz aşağı yukarı bu tarzda gelecektir. Dediğim gibi bunun problemlerinden kısa zamanda sizinle paylaşılacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.